Arkadaşlar biz Necla ablamla çıktık. Beraber emlak vergisi ödemeye gidiyoruz. Son dönüşü fark etmedik de ikimiz de fark etmemişiz. Dedik ki gidelim de en azından acilen boştura boştura yetişmeye çalışıyoruz. İnşallah çok çıkmaz diyorum. Allah'ım yarabbim acısın halimize de. Dün de zaten iş yerinde de kontroller vardı. Sene sonu ya artık. Her şeyden geliyorlar. Vergiden falan hepsinden. Tek tek geliyorlar. Gelsinler. Sakınacak işimiz yok. Rahatız. İyi ki geldin Ejderham hatırlattı. Vergi şeyini duydun mu diyor bana. Bir de baktım ki evet son günü yazıyor da bugün inşallah geçerlidir. 30'una kadar diyor Kasım'ın. Bugün öceğim diyor. Yani bence olur. Bir umut ediyorum. Allah'ın izniyle. Allah'tan yakın geldiğimiz yerde. Hemen dedim bir bakalım. Benim kuzum da eve gelecek. Dedim eve gidecektim. Güya evde de işler var. Temizlik yapılacak. Eşim orada beklerken en azından ben de işlerimi halledeyim. Bugün de erken gitsen. Ben yemeğimi yaptım Allah'tan. Dün akşam bir sırgan yapacağım sadece. Şeyler yapmıştım. Dün akşam çekim yapmadım ama ezogelin çorbasıyla. Kıza yayla çorbası. Eşime ezogeli. Balık. O şimdi bizimki eşi kız yayla çorbasını yiyor. Eşim ezogelin istiyor. Hepsini ayrı yaptım mecbur. Balığı da sevdiği için balık da yaptım. Neyse yemeğe geldik. Çıkalım yukarıya. Evet arkadaşlar hem iş yerini biraz daha fazla ödedim tabii ki. İş yerinin emlağı 400 kaçtı? 80 miydi neydi? Tabela falan var biliyorsunuz. Hepsi onunla ödemen gerekiyor. Evin emlağı o kadar değildi. İyiydi. 134 mi neydi? Ablam da iyi ödedi yine. 180 küsür. İyi. Evimize göre yani azdı. İyi. Şükürler olsun yarabbim. Bugünümüze de ödedik. Geldik işte. Abardan gidelim. Gel. Borcumuzu, şeyimizi ödedik artık. Hiçbir şey kalmadı. Rahatladık. Geldik. İyi oldu. Necla ablamın sayesinde ben de ayaklandım. Kartla ödemek çok iyiydi. O kartı sanki bir başkası ödüyor ya. Ben böyle bir elden vermeyince rahatım. Elden verilmediği için taksit ödeyeceğim diye rahatladım. Hani çok kartla çekim yaptığı için çok mutlu oldum. Emlak beyannamesi vermemişsiniz dediler. Onu da verdik gitmişken. O açığı da tamamlamış olduk. Hepsini bir günde hallettik. Beraberce bir koşuşma. Millet de vardı zaten. Herkes son gün diyerek herhalde koşarak herkes de gitmiş. Allah'tan yine çok beklemedik sırayı. Öylece rahatladım. Gerçekten rahatladım yani. Onu da düşünüyordum. Fazla diyerek nasıl yapacağım? Zamanı geçmiştir diye korktum, panikledim ama bunu da halledip geldik. Şimdi biraz yoruldu yürüdüğü için. Ama aslında çok da kalabalık bir şeyde de değildik. Çok da fazla bir yerde değildik ama yine de sana göre o yol tabii fazla. O depo olsa daha zorlanırdın. Bizim burada iki yerde vardı ödeme yeri de. Allah'tan aşağıya almışlar. Yukarı alsalar yürümek zorunda kalacaktık. O da kötü olacaktı. Ablam zorlanırdı. Ben yine bir şekilde giderdim de onun zorlanması olurdu. İyi oldu ama bak rahatladık. İyi geldi. İyi, torun demek dün geldi. Ben torun geldi mi dün? Sadece kader mi geldi? Kaderin ikisi geldi. Kız ben koluma gidiyorum diye. Severim yanıma ben. Yanıma geldiğim yok gelmem diyor. Koluma gideceğim. Ben öpmeni özledim diye. Özlemiştir çocuğu. Çok çok. Özler. Çok. Asıl ne yapacaksın? O da büyüyecek daha bir şekilde. Annesi çok tatlı. Çok onu da özledim. He, o tombişimi de özledim. O tombişim. Sana gelirlerse haberim olsun. Kader beni arasın. Evet evet. Acık seveyim. Buraya doğru da getirsin. Ay, işe başladı. Yine ara ara gidecek. Tamam. Dün evdeydi. İnşallah daha da artırırlar. Yarım gidecek mi? Aynen. Ara ara gidecek sana. Anneme çıkacak mısın? Bineyim biraz dinleneyim de. Acık dinlen. Gel oraya bir yere otursaydın da hiç oturmadın. Kepekte gelsin geldin. Hiç oturmayayım ya. Evde oturma. Evde otur. Sen gitmeyeceksin benden barbara kadar. Ben şimdi çocuğu alacağım derken benim işim uzun olur. Buraları toparlarım. Bir annemi göreceğim. Az yanına çıkacağım. Bir daha çünkü az yanında biraz daha oturayım da öyle gideyim. Acık onu da belki yine kameraya alırım. Öyle çıkarım. Biliyorsun ha. İçeridedir. Anacığımın yanına yine geldim. Necla ablam da burada. Hep beraber sohbet edelim dedim. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Mutlu yollar versin. Amincim. 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 Çoluğun çocuğunu Allah sağ bağışlasın. Amin cümlesine ya Rabbim.
cümlesi. Emine sesini azıcık kısar mısın Ben sizi çok seviyorum. Sen bizi anne, seviysen. Hepsi seviyorum demiş. Hepsi sana mesaj göndermiş. Evet. Allah razı olsun demişler. Evet, ben seveyim onları. Evet, onlar öyle demiş zaten. Sana da mesaj atmışlar ki hepsi sevdiğini söylemiş seni. Evet. Ben de çok seviyorum. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Allah size ya Rabbi kocanızdan, evinizden, barkınızdan etmesin. Hepsine, hepsine diyeyim. Evlerinizde mutlu olun beyinizin anne, çocuklarınızın anne. Mutlu olun, mutlu. Çok çok iyisiniz. Çok biz de ona bildiğimiz kadar söyleyeyim yani. Allah razı olsun yavrum. Sağ olasın. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Amin. Amin yavrum Allah amin. Allah korusun. Canım yüzü biraz kırandıkta kaldı da. Tamam. Şöyle alayım dedim. Evet. Anacığım size güzel mesajlarını da verdi. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Maşallah bak. Razı olsun. Gözün toplu, güzel, maşallah, yakışmış. Maşallah. Anacığım ev de böyle. Oturuyor işte. İki camdan bakıyor. Zamanı böyle geçiriyor. Dışarıya çıkamayayım. Çıkamadığım gibi. Bana bak. Çıkabilir misin yarın akşam buna? Oturmaya gitsek çaya. Gelin. Kim gelecek? Melekler'e gidelim diye yarın diye. Ben de geleyim. Havalı gelebilir misin diye. Sen de gelebilirsin diye. Gelip gelemeyim. Adam akıllı gelir. Ağır. Yes. Tabii. Öyle çiçek soğuk. Ayy. Seveyim çay ben sizi. Ayy. Darvesi seveyim yavrum. Melekler'e telefon açarız. Sen kapıda beklersin ben. Canlımsın. Melek der ki Emine iyidir. Çok. Allah razı olsun. Güzel mesajlar atmış. Allah'a emanet olsunlar. Evet. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Dileklerim kabul olsun. Eve geldik iş güç. Ev barkı şimdi silip süpüreceğim. Her tarafı birbirine kattık kaldırdık. Halılarımı hatta oradan kaldırdım. Süpürük yapacağım. Halıyı kaldırdım baksana. Burası da kalkacak oturma odasınınkinde. Misafir gelince sereceğim. Diğerini sereceğim de. Böyle işte arkadaşlar. İşler güçler. Benim kızım da oturdu. Akşam yemeğimi yedim. Bunu yiyeceğim biraz sonra. Karnımda kalsın. Bunu yeme dedim. Yok. Böyle şeyler aslında alınmaz ama, diyorum. Kendi kendine almış. 19 param vardı. 19-20 paraydı. Benim 20 param vardı. Annem yanlışlıkla bir tane 10 lira vermiş. Babam da bir tane 10 lira vermiş. Tamam neyse aşkım benim sen de. Dedim ki şu koltukların da en azından bir kat tozunu alayım. Çünkü oturuyoruz sürekli ya. Çocuk da ister istemez yine üzerinde şeyler yiyebiliyor. Toz moz varsa da bu çıkma da çıkmıyor. Allah'tan çok şeyli değil. Evdeyken dedim, erken de gelmişken azıcık en azından bir şeyler yapayım. Misafir de alacağım ki haftaya. Bakalım. Ya da ondan sonraki hafta düşünüyorum. Şöyle. Evde çocuk olunca ister istemez bir de giden giren oluyor. Evde en azından bir tozunu akıtayım. Kirlenmemiş çok şükür. Yine de insan şöyle bir şeyini akıtayım diyor. Ay neyse bizim bir yıkayayım ben. Renkli deterjanı koydum. Şimdilik onu siliyorum. Öyle özel bir şey almıyorum. Zaten kirli de değil de yine de oturuluyor.
biliyor musun? Bir tertemiz. Yoksa beni çok zorlardı. Şöyle hızlanı da atayım da. Çok ıslamadım mümkün olduğu kadar. Şimdi bir örtü çekerim üstüne. En azından temiz kalır. Anne sokağı yuttu. Benim sokağı yuttu gerçekten galiba. Orada siyah sokağı var. Benim sokağım. Ay anladım. Şeyde kaldı mı? Bak. Orada bir tane giriş Thank you.
arkadaşlar işte güçlü derken bayağı bir yorulmuşum açıkçası. Bu ışıklarda da bir karanlık var, dur bir bakayım. Işığı hallettim. Yüzüm gözüm bile kısarmış. Bayağı bir yoruldum. Evet, çamaşır yıka. Evi sil süpür. Biliyorsunuz koltukları sildim. Hemen de kurudu, şükürler olsun. Ev sıcak ya. Hemen kurudular. Dedim ki en azından kapanış şey yapayım. Videomu bitireyim de vlogumu göndereyim bir an önce dedim. Gece oluyor. Yemek falan yedik. İşte eşim geldi, Özgür. Onunla işte biraz sohbette, film izliyorduk hatta. Televizyonda internetten Seni Seviyorum Adamım diye bir film var. Güzel de bir film gerçekten, beğeniyorum. Geçen izlemiştim ama beraber izleyelim dedim. Bizimkinin uykusu geldi, yine odaya gitti mecburen. Çünkü sabah çok erken kalkıyor, 6'da falan. O yüzden de hemen uykusu geliyor açıkçası. Kızımla da biz oturuyoruz şu an. Kızımın yatma saati yavaş yavaş geliyor. Değil mi kızım? Artık yavaş geliyor. Yavaş. Evet, yavaş yavaş geliyormuş. Hemen beni yatırmasın diye. Yavaş yavaş geliyor diyor. Öyle işte bayağı bir iş gücü yaptım yalnız. Halıları kaldırdım yerden. Halıları hep aldım. Bir tek masanın altını bıraktım. Kız her şeyi toparladım yani açıkçası. Sildim, süpürdüm. Tertemiz. Bir tozumu alacağım. Sadece o işim kaldı. Onu da yoruldum da artık. İnanın ki böyle şey gibi olmuşum. Bir makine yıkadım, bir makine daha çamaşır attım o arada. Hatta bu akşam aslında benim sırgan var. Onu da halletmem lazım. Çünkü yarın anneme sırgan götüreceğim. Şu filmi izleyeyim. Ondan sonra, namazdan sonra da sırganı hallederim. Annem çünkü seviyor gerçekten. Yarın akşam da Necla ablamla ikisi bende inşallah. Allah kısmet ederse buraya gelecekler. Öyle işte işimi gücümü bitirdim. Yorgunluktan şu anda gözüm iyice kaymış yalnız. Büyük ev, büyük şimdi. Tabii kıyı köşe de temizleyince Allah'tan temiz. O kadar şey olmuyor. Halıdan bu odada halıdan bir şey çıkmıyor da içerideki odalardan halıdan hala tül çıkıyor. O da yatak odasındakinden çıkıyor sadece. Bir de holdeyekinden çıkıyor. Buralarda hiçbir şey yok, şükürler olsun. Bu halım iyiymiş yani. Hiç etrafta bir toz bırakmıyor. Ama diğerini sereceğim kesinlikle. Çünkü en azından kaldırdım ki misafirime temiz bir şeyim kalsın. Kirlenmiyor ama benim içim rahat etmiyor. Biri geldiğinde illa konu bir daha bir detaylı yapmam gerektiğini bildiğim için o da beni yoruyor. Eskisi gibi dizimi yere koyup işlem yapamıyorum biliyorsunuz. Diz kapaklarımdan birinde zaten sorun var. O da beni çok yoruyor. Şimdi düşünüyorum aslında hiç rahat edemiyorum. Yine tabii yere eyle sildim. Açıkçası dizimi koymamaya gayret gösterdim ama elimde olan bir şey değil. Mecburen yine de bir şeyler yapmaya çalıştım. İyi oldu ama ya elin değdiği gibi vileda gibi olmuyor ya. Elinizde yine de bir geçebiliyorsanız geçeceksiniz ama yere aslında dizi koymak lazım ama koyamıyorum işte. Olsun. Neyse ki işimi gücümü hallettim. Yarın da Özgür'ün işi var. İş yerine gidecek tabii ki. Ben erkenciyim. Yarın yapamam dedim. Akşamdan halletmeye çalıştım mümkün olduğu kadar. Hafta sonuna da yine işleri var galiba. Bu hafta sonu da var. Yapabildiğim kadar ben halledeceğim tabii. O işi yapana kadar. Akşam geldiğimde de diğer kalan işlerimi hallederim. Zaten fazla bir şeyim kalmadı. Banyomu da hepsini sildim. Oraları da hallettim. Bir tek tabii ki duşa kabini yapmadım. Orası duruyor. Onu halledeceğim. Tabii ince şeylerim de var. Artık yine bir terek içlerini falan şu anda temiz ama dışlarını falan yine şunların içlerini sileyim diyorum. Vestiyeri falan temizleyeceğim. Sırayla hepsini sıraya koyacağım. Çünkü bir günde hepsi olmuyor. Gerçekten insanı yoruyor. Üstleriydi, altlarıydı derken tek tek elden geçirmem lazım. Bu kesin yani. Camlar bir ay oldu temizleneli. Ama yağmur yediği için ister istemez yine aynı. Onların da şu anda zaten bakacağım yine olmadı. Bir kat alacağım olmadı. Biraz daha bekleteceğim cam olayına. Hepsi diyorum ya hepsi yoruyor. Hepsi tek başına olmuyor. Zamanla bir gün onunla bir gün onunla idare edeceğim. İş yerinden fırsat buldukça hafta sonları inşallah
Habara işlerimi güçlerimi hallederim. Biz de böyle arkadaşlar, temizlik. İş güç, yemek, dün akşam yemek işlerim vardı. Onları neyse ki dün akşam yemeğimi yaptığım için bu akşam rahattım, temizliğimi hallettim. Eve de zaten 4 gibi geldik kızımla anne, beraber. Anne, film açmıyorsun ya, benim filmimi... Yok yok, hayır, açacağım ben şimdi. Bebeğim, neden ben kapattın? ara verdim. Sesini neden yok, şimdi şey video yapıyorum ya bebeğim. Sesini kapatsaydın ya. Yok, hep kapatmadım. Tamam kızım, çok tatlı benim kızım. Çok 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 tatlı. Teyzeleri, ablaları çok tatlı benim kızım. Miniyim. Yarın kızım sinemaya gidiyor bu arada. Hı-hı. Okulacak, sinemaya gidecekler. Kuzucuğum şöyle bir gezecek, gelecek. Benim kuzum çok tatlı. Bir gezsin, gelsin. Anne. Efendim çocuğum. Hı. Onlar benim ismimi biliyor mu? Tabii ki. Anne bizim okulda... Elif Su olduğunu biliyorlar kızım. Anne bizim okulda... Şey var, bizim kızlar var. Hı hı. Tanıyorsun Ecem'i değil mi? Tanıyorum. Ecem senin arkadaşın. Biliyorum. Kızım. Bak, arkadaşım değil kuzenim. Şu eşikli. Bak, aslında bizim okuldan bizim şu videodan isteyen bir arkadaşım var. Evet. Söyleyeyim mi? Kim o? Annem bilmiyor. Kim o? Bildan. Teşekkür ediyorum Bildan'a. İzliyor demek ki bizi. Hı-hı. Bizim sınıfta benim yanımda oturuyor. Videolarını gördüm diyor. Anne Melek yazdım. Melek Sarı yazdım. İşte çıktı. Ben onlara senin videonu dedim. Oy kuzucuğum benim. Annesine abone arıyor benim kızım. Geline giden izlettiriyor benim çocuğum. Ben bir kere annemin abonesini her zaman ben koymuştum. Hatırlıyor musun? Evet. Sen birkaç tane abone daha bulmuştun bana okuldan. Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Kuzucuğum. Kaç gündür zaten var. Çok güzel, çok tatlı benim kızım. Nazar değmesin tospiğim, tospiğim. Tamam bebeğim, haydi. Anne bas tospik değil. Tospik değilsin sen. Tamam, tamam aşkım. Neyse arkadaşlar, anne, sizleri çok seviyoruz. Anne, bizler senin ismini bilmiyor. Söylesene. Melek. Sen söylemiştirsin ama. Söylemedim annem. Melek Sarı. Evet. Biz burada babamı veda edelim. Yarın Allah kısmet ederse. Babamı da gösterin hadi. Baban şu anda yatmaya gitmiştir. Hmm. Baba baba de. Neyse. Görüşmek üzere diyorum. Anne, evi sizleri göster. Çok seviyorum. Anne, Allah'a göster. Emanet olun. Vicdan da görsün. Evi tamam, göster. Aşkım, ben gördüm. Şey yapayım. Tamam bebeğim. Tamam. Görmüyor ki o. Tamam aşkım. Dünden beri zaten. Tamam tamam. Öbür videolarımız da var. Hepsini görmüştür. Bir tanem tamam. Hadi bir tane. Neyse iyi akşamlar dileyim. Sizler kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Benim de yanaklarım kıvrış olmuş. Evet. Görüşmek üzere. Annem yanakları bye daha bye. Çok seviyor.